getirecek. Kendisi Skype hattımızda. Sayın Kuytul, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi müftüler öncelikle imamlara bir belge göndermiş ki bu ibadet yapılmayacak, insanlar evlerinde de yapabilir şeklinde. Sizin buna itirazlarınız vardı, ancak Anadolu Ajansı'nda da belirlenen camilerde itifak ibadetinin yerine getirilebileceği söyleniyordu. Bu konuda bir kafa karışıklığı mı vardı en başından beri? İyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Türkiye'de son 2 yıldan beri pandemi bahanesiyle Ramazan ayının sönük geçmesine çalışılıyor. Bununla ilgili çok özel bir gayret olduğunu görüyoruz. Kendileri her türlü program yapıyorlar. Bildiğiniz gibi siyasiler koskoca salonları lebelep dolduruyorlar. Çarşıda, pazarda insanlar üst üste. Dolmuşta, otobüste, uçakta insanlar yan yana. Buna rağmen Ramazan ayı ile ilgili böyle bir önlem alınıyor. İtikafın evlerde olması konusuna gelince böyle bir şey asla caiz değil. Hiçbir mezhepte erkekler için itikaf evde yapılamaz. Bu sadece kadınlar için verilmiş olan bir ruhsattır. O da Şafii mezhebinde onlara bile müsaade yoktur. Yani bayanların da yine itikafı camide yapması icap eder. Hanefi mezhebinde kadınlar kendi evlerinde yapabilirler. Yani aslında bu meselede bir kafa karışıklığı falan olduğundan değil. Esasında mesele şu, yani bunlar Ramazan ayının sönük geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ve bütün muhalifler pandemi bahanesiyle susturmak istiyorlar. Ve bundan ötürü de Ramazan ayını canlandırmak isteyenlere de bu zulmü yapıyorlar. Yoksa bu konu öyle çok bilinmeyen bir konu olduğundan değil. Yani böyle bir kafa karışıklığı falan olduğundan değil. Yani erkeklerin kendi evinde itikafa girmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu çok iyi bilmektedirler kendileri de. Ama bunu sadece bizim gibileri susturmak için ve camilerde kendi hakimiyetlerini tamamen gerçekleştirmek ve hiçbir faaliyete müsaade etmemek, Ramazan ayını sönük geçirmek için yapıyorlar. Evet. Daha dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir cenaze törenine katıldı. Hakikaten dediğiniz gibi son derece kalabalık, hiçbir pandemi önleminin gözetilmediği, fiziki mesafeye uyulmadığı bir cenaze töreniydi. Üstelik sayı sınırlaması var, o sayı sınırlamasına da uyulmuyordu. Zaten pandemi döneminde muhaliflerin susturulması için bazı kurallar çıkarıldı ve pandeminin fırsata çevrildiği de sürekli konuşulan bir konu. Buna siz camileri de dahil ettiniz. İktidara yakın olmayan insanların dini ibadetlerini yerine getirmelerine bile iktidarın izin vermediğini söylediniz. Peki Antep'teki olaya gelirsek, ne oldu gözaltılarda, son durum nedir? Bu kadar kötü görüntülere karşı valiliğin açıklamasını nasıl buldunuz? Şimdi son durum, hepsi bırakıldılar. 56 kişiydi. Basın açıklaması, valilik tarafından yapılan açıklamayla ilgili ben şunları söylemek istiyorum. Bakın, valiliğin bu açıklaması tamamen yalanlarla dolu, iftiralarla dolu bir açıklama. Ben bunlarla ilgili birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Buyurun. Bakın mesela diyor ki, kimseler hakkında daha evvel terör sebebiyle soruşturma yapılmıştır diyor. Tamamen yalan söylüyor valilik. Tamamen yalan söylüyor. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri hakkında terör soruşturması yapılmış değildir. Varsa göstersinler. Varsa göstersinler. Valilik kendi vatandaşına iftira atıyor. Sadece bir suç bastırma gayreti içerisindedir. Bu arkadaşlarımızın hiçbirisi hakkında böyle bir soruşturma bile yok. Kaldı ki soruşturma o suçun var olduğunu göstermez. O suç mahkeme tarafından ispat edilir. Mahkeme hüküm verir. Ondan sonra istinafa gider. Yargıtay'a gider. Onanır. Ondan sonra onun suçlu olduğuna karar verilir. Bunların hiçbiri olmuş değil. Bu arkadaşlarımızın hakkında hiçbir soruşturma açılmış bile değil. Valilik tamamen
suç bastırmaya çalışıyor. Ortada büyük bir skandal var. Valiliğin emrindeki emniyetin yaptığı büyük bir suç var. Bunu bastırabilmek için valilik bu şekilde bir yalan ve iftira dolu açıklama yapmak zorunda kaldı. Hiçbir arkadaşımızla ilgili böyle bir soruşturma yok. Terör, hiçbirisinin terörle bağlantısı yok. Valilik onları bu şekilde göstermek suretiyle yapmış olduğu suçu örtbas etmeye çalışıyor. Yani biz bunlara bu şekilde müdahale ettik, bundan dolayı demek istiyor. Evet. Halbuki böyle bir şey yok. Tamamen yalan söylüyorlar. Bu bir. İkinci bir husus. 76 kişi diyorlar. Bu sayı 56 kişi, o da doğru değil. Kasten sayıyı çoğaltıyorlar ve böylece bir provokasyon yapılmış gibi. Halbuki bu insanlar her bir camide 15-20 kişi. Öyle çok büyük bir sayı değil ve eğer provokasyon yapma niyeti olsa daha büyük bir sayıyla yapılır. Aynı camide toplanılır. Hep beraber yapılır. Böyle bir şey yok. Her bir camide 3-5 kişi. Bazılarında 15-20 kişi, en fazla bu kadar. Ve bu insanlara bu muamele yapıldı. Sayı 76 değil, 56. Sonra Diyanet'ten ve müftülüklerden bir yasaklama kararı varmış gibi yalan söylüyor. Böyle bir karar yok, göstersinler. Diyanet'ten böyle bir karar yok. Bize sunulmuş olan bir karar yok. Diyanet'in sitesinde yayınlanmış olan bir karar yok. Tamamen yalan söylüyorlar. Suçlarını bastırıyorlar. İşte biz bundan dolayı yani böyle bir karar vardı da ondan dolayı böyle davrandık demek istiyorlar. Böyle bir karar yok. Yaptıkları da tamamen suç ve zulüm. Sonra yani varsa böyle bir yasak göstersinler. Diyanet ne zaman böyle bir karar açıklamış? Göstersinler. Gösteremezler. Yalan söylüyorlar çünkü. Sonra yine diyor ki valiliğin açıklamasında devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyledikleri diyor. Biz böyle bir şey söylemedik. Hiçbir arkadaşımız böyle bir maksatla bu işi yapmış değil. Tamamen yalan ve iftira, devlete karşı sivil itaatsizlik başlatmışız. Bu camide mi olur, itikafla mı olur? Bu kadar mı insan iftira atar? Çünkü çok zor duruma düştüler. Çok zor duruma düştüler. Ve ondan dolayı böyle yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Dünyada birinci sıraya çıktı. Açılan etiket Gaziantep Emniyeti başlığıyla. Yani dünya duydu yaptıkları zulmü. Filistin'de İsrail polisinin yaptığına benzer bir şey yaptılar. Ben onların bile bu şekilde camide Kur'an okuyanlara böyle saldırdığını bilmiyorum. Onların yaptığına benzer bir şey yaptılar. Çok zor duruma düştüler. Büyük ihtimalle yukarıdan da fırça yediler. O yüzden de bu şekilde yalanlar söyleyerek açıklama yapıyorlar. Bütün medya kuruluşlarını etkilemeye çalışıyorlar. Medya kuruluşları da onlar da sadece valiliğin yaptığı açıklamayı veriyor ve onların tamamen doğru söylediğini kabul ederek, bizi dinlemeden, bize sormadan, bize mikrofon uzatmadan bu şekilde onların yaptığı açıklamayı yayınlıyorlar ve bizi öyle tanıtmaya çalışıyorlar. Onun dışında bakın, ben valiliğin yaptığı açıklamadaki bazı noktalara temas etmek istiyorum, yani çok uzatmadan. Postallarıyla girdiği doğru değil diyor, oysa görüntüler var. Evet, evet, mesela çok güzel söylediniz. Mesela işte o, yani ondan da anlayabilirsiniz ki valiliğin bu açıklaması tamamen yalan dolu yani. Yani tamamen görülüyor. Videolarda açıkça görülüyor. Postallarıyla girmişler caminin içerisine. Onu bile inkar edecek kadar yalancı bir açıklama. Sonra mesela diyor ki devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağza alınmayacak galiz küfürler ettiler diyor. Böyle küfür ettiysek Allah bizim belamızı versin. Etmediysek, valilik bize iftira atıyorsa Allah valiliğin belasını versin. Bunu kim açıkladıysa, bunu kim yazdıysa Allah onların belasını versin. Biz bugüne kadar ne zaman küfür etmişiz? Biz Müslüman insanlarız. Akşama kadar kitap okuyan, Kur'an okuyan, ilimle uğraşan insanlarız biz. Biz ne zaman küfür etmişiz? Ne devlete, ne diyanete, ne de başka bir kuruma. Böyle bir küfürde bulunmadık, yalan söylüyorlar. Polisin ellerinde kameralar vardı, göstersinler. Yalan söylemeye gerek yok, iftiraya gerek yok, yayınlasınlar. Polis kamerasının görüntülerini yayınlasınlar.
hangi arkadaşımız devlete, diyanete, kurumlarına küfretmiş? Biz böyle insanlar değiliz. Onun çok, yani şey çok kolay, ispatı çok kolay. Evet. Buyursunlar, hepsini yayınlasınlar. Hangi arkadaşımız küfür etmişse devlete, diyanete, ona gereken işlemleri yapsınlar. Yalan evet. söylemesinler, iftira atmasınlar. Yani valilik sonra açıklaması mesela, baştan sona bu olayın olmadığı gibi iftiralarla dolu, hiç evet. yaşanmamış şeylerin yazıldığı bir açıklama diyorsunuz. Peki bundan sonra evet. devam edecek mi bu ibadet biçimi? Elbette biz yine devam edeceğiz. Şu anda arkadaşlarımız hepsi bırakıldılar. Madem terörle bağlantıları varmış, şu varmış, bu varmış, o zaman niye bıraktılar? Hepsi bırakıldı. İkindin vakti gibi aşağı yukarı hepsi bırakıldılar. Ve tekrar bu arkadaşlarımız itikafa girecekler. Tüm şehirlerde bu yapılıyor. Hiçbir şehirde bir olay olmadı. Adana'da da birçok camide arkadaşlarımız girdiler itikafa. Ben de girdim. Ve hiçbir hadise yok. Hiçbir şehirde bir şey. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Elazığ'ında, başka yerlerde aşağı yukarı 40 tane kadar şehirde hiçbir olay yok ve Antep'te oluyor sadece. Evet. Madem ki bizler böyle terörle bağlantılı insanlarmışız, o zaman neden başka şehirlerdeki polisler karışmıyorlar, müdahale etmiyorlar? Hanımefendi, mesele şurada, yani bu ülkede artık kim muhalif olursa ona ya PKK, ya FETÖ, ya DAEŞ, ya bir şey bir damga vuruyorlar ve susturuyorlar. Yani bu zulüm yaptıkları için bu zulmün duyulmasına rahatsız oluyorlar. Ve insanların bize hak vermemesi, sevmemesi, bizi desteklememesi için hemen damgayı vuruyorlar. Bu insanlar terörle bağlantısı var. Terörle bağlantısı varsa bunu o zaman savcılar gerekeni yapsınlar. Evet. Şimdiye kadar niye yapmadılar? Biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelsinler tekrar müdahale etsinler. Evet. Evet. Furkan Vakfı Başkanı Sayın Alparslan Kuytul, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Estağfurullah. Sağ olun. Sağ olun.